Abla size soralım. Pazar market geziyor muyuz? Geziyoruz. Nasıl fiyatlar? Pahalı. Neden abla pahalı? Biz tarım ülkesi değil miyiz? Evet öyle. Her şey pahalı. Neredeyiz abla, memleketten? Ankara. Ankaralısın. Var mı orada bir şeyler yetiştiren akraba, eş, dost? Evet, bahçemizde yetiştiriyoruz. Ne yetiştiriyorlar? Domates, salata, ne gerekiyorsa onları yetiştiriyoruz. Peki çiftçilik devam ediyor mu yoksa bırakmak mı istiyorlar? Nedir durum? Yok, bırakamazlar. Nasıl bıraksınlar bu pahalılıkta? Bırakabilirler mi? Şimdi bazı çiftçilerle konuşuyoruz, biz üreticilerle geliyorlar, bazen denk geliyor. İşte maliyetini karşılamadığı için, eleman parası, tabii mazotu vesaire parası, karşılamadığı için biz bırakmak zorunda kaldık diyorlar. Yani çiftçilik yavaş yavaş giderek insanlar tercih etmemeye başlıyor. Bunlar da pahalı. Hepsi pahalı. Nasıl olacak peki? Nasıl düzelecek bu durum? Valla düzeleceği yok. Öyle devam edeceğiz. Ne devam edeceğiz? Öyle devam edeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Peki 14 Mayıs'ta gönlümden kim geçiyor? Gönlümde amca mi? Amca ne kadar boş yapıyorsun ya. Vallahi ne kadar boş konuşuyorsun ya. Bir müdahale etme ya. Valla konuşacağın laf varsa gel. Gönlümde mi? Güzel gibi geçiyor. Tayyip yine. Evet. Peki teşekkür ederim. Abi söyleyeceğin laf var mı? Yok mu kaldı? Sen mi doyuruyorsun? Söyleyeceğin laf var mı? Yok mu kaldı? O zaman susmayı da bil. Konuştuğun gibi susmayı da bil. Ortalık karıştırmaktan başka bir şeyler yok. Hariçten konuşuyor. Ha ne kaldı? Efendim siz neredensiniz acaba? Gurbetçi misiniz? Yok değil. Nereliyiz? İstanbul'da olmuyor. Buralıyım ben. Çiftçilik hakkında konuşuyoruz. Çiftçi şikayet ediyor. Ürünlerin pahalı olduğunu vatandaş söylüyor. Pazara gidemiyoruz diyorlar. Ne de sizin gözleminiz? Ben çok böyle internette dolaşıyorum. Geçenlerde bir dikkatimi çekti. Yem ve dünyadaki yem ve gübre fiyatları. Yani tarımın en büyük maliyetini etkileyen unsurlar. Yemin tonu Çin'de 325 dolar. Türkmenistan'da 350 dolar. Bizde 3-5 tane yandaşa ithalat izni verilmiş. Onların dışındaki bu ithalatı yapamıyor. Bizde de 1350 dolar. Hani tarımın niye pahalı olduğu, niye bu kadar maliyetin yüksek olduğu biliniyor. Yani yönetenin bunu bilmemesi mümkün değil. Ama para belli yerlere aktığı için bu böyle gider yani. İlk önce onlardan olanların... Bir, var mı bir öneriniz? Değişim olacak. Kim tercihiniz kimden yana olacak? Yani bu Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın dışında bana gelirse, kim gelirse gelsin. En azından bir denerim. Sinan Oğan ya da Muharrem İnce fark denerim, et. Denerim yani hani bir kere çok uzun süre iktidarda kalmak çok yanlış bir şey. Bütün köşeleri tutmuşlar. Bütün musluklar onlara akıyor. Yani bu kadar büyük kadrolaşmanın olduğu bir yerde ne adalet olur, ne hukuk olur, ne istedikleri şekilde eğitimi getirirler. Ya yani modern bir eğitim gelmez. Onların zihnindeki eğitim gelir. Yani 20 senede bir tane telefon yapamamışız biz ülke olarak. Yap işlet devletle 3-5 tane yer yapılmış ki bence de onların yapılma amacı hizmet değil, malı götürmek. Yani iş yapmazsan çünkü komisyon alamazsın. Yüzde alamazsın. Bana göre yapılma amacı o yani. Kiracı, demin şey konuşuyordunuz, kira zam mı? %25 olmalı mı, olmamalı mı? Benim şu anda iki tane evim var, boş tutuyorum, vermiyorum. Çünkü ben asla o %25 artışa razı gelmem. Karşımda bir tane daire vardı. 2-3 sene önce mal sahibi perde merde taktı, dairesini kiraya vermedi. Böyle işte arada gelip oturuyordu. O zamanki raici bunun 2000 liraydı. O malını kiraya verseydi, bugüne kadarki kanuni artışlarla falan herhalde 3000 olmazdı. Geçen gün fiyatlar arttı diye 12 bin liradan dairesini kiraya verdi. Sadece kira söyleniyor da 2 senede simide neredeyse 7,5 misli zam geldi. 7,5 misli. 1 liradan aldığım pet şişe su 5 lira, 5 misli zam gelmiş. 3 sene önce falan 44 liraya bizim orada Çağrı Market vardı, kıyma alıyordum. Şimdi 300 lira. Bu mal sahibi yani dünyaya kiraya bir destek varsa bu mal sahibi tarafından olmayacak. Almanya'da da var. Geliyor belediye başkanı diyor ki ya diyor arkadaşım diyor sen kalabalıksın diyor. Bu ev sana küçük diyor. Gel diyor sana 3 oda bir salon diyor. Ama diyor benim param yok. Ben veririm diyor ya. Kiracı vergisini mal sahibine mi veriyor yoksa devlete mi veriyor? Yani ben mal sahibine verilen bir vergi görmedim. Onun için bu çok yanlış bir şey.
Ve bunu çıkaranlar bilmiyor mu ki bu kiraları daha da arttıracak? Ben etrafımda görüyorum. Kimisi Airbnb'de veriyor. Kimisi boş tutuyor. Yani adaletli bir uygulama değil yani. Eğer kiracıya yardım yapmak, destek olmak gerekiyorsa bu devlet tarafından olmalı. Bir de ülkemizdeki araba fiyatlarını protesto ediyorum. Geçen gün internette gördüm. Dünyanın en pahalı arabasını kullanan ülkeymişiz. Ya dünyanın en zengin ülkesi miyiz ki dünyanın en pahalı arabasını kullanıyoruz? Ya yeter artık yani. Şimdi sorduğu zaman bilme diyorlar. Pahalıysa bilme. Niye bilmeyeceğim ya? Yani pahalı benim bilmemem çözüm değil. Bunun her şeyin bir makulü vardır. Şimdi sen gidersin bir şeye, bir dönerciye, sen biliyorsundur aşağı yukarı dönerin fiyatını. 1000 lira dediği zaman yeme diyemez o. Ama bu devlet istediği vergiyi koyuyor. İstediği kadar arttırıyor. Ya bir üründe bir fabrikaya 4 devlet olur mu ya? Ya bu nasıl adalet? Ondan sonra da bunu yapan insan adaletten, hukuktan bahsediyor. Bilme diye bir şey yok. Dünyada üretilmiş, yetiştirilmiş ne varsa benim yurdumun insanı içinde üretilmiştir. Yani binme değil. O bana binme demeyecek. Ben diyeceğim ki ona şunun fiyatını biraz insafa gel, biraz imana gel de adam gibi fiyatlı koşuna diyeceğim yani. Öyle yoksa herkes dünyada olduğu gibi benim gencimin hakkı, şunun hakkı, bunun hakkı olmayan hiçbir şey yok bu ülkede. Yeme, içme, binme diye bir şey yok. Ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. 20 yaşındaki yaşadığım hayatın maliyeti bugün 60.000 TL. 60.000 TL. Hangisi yaşıyor? Hangisi yiyor? Yani çok uzun kaldılar. Hatta seçimden önce bile gitmelerini istiyorum. Yani seçileme kadar bile dayanacak gücüm yok yani. Ben boş konuşuyorum. Ben boş konuşuyorum. Kuru tabii ya. Laf olsun. Ne konuşuyorsun? Evet. Sizin fikrinize hoşunuza gitmiyor diye niye boş konuşuyorsun? Ben boş tabii ya. Konuştum lan. Ya sana ne? Boş konuşur. Bak sana ne? Sen benimle niye muhatap oluyorsun? Sen benimle niye muhatap oluyorsun? Abi niye bağırıyorsun ya? Niye bağırıyorsun? Ya sen gün içinde yaşıyorsun. Sen gelirsen doğruları söyleyince böyle oluyor. Siz muhatap olmadınız. Ya onları toprak bile kapatın. Ayağınız mı kayıyor abi? Peki teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Abi sen ne kadar boş yapıyorsun ya? Ya bir işine bak ya. İşine bak ya. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Nasıl abi durumlar nasıl? Vaziyet nasıl? Durumu iyi olan varsa. Bazı vatandaşlar şikayet ediyor. Aynen biz de şikayetçiyiz. Biz de ben de emekliyim. Rahatsız olduğunuz konular ne? Rahatsız olduğumuz konular bir fiyatlar aldı başına gidiyor. Kiralar aldı başına gidiyor. Ondan sonra en çok yaptığımızda yani bundan 20 sene önce gençler bilmez diyordular. Evet gençler bilmez. 20 sene önce bir tane şu sokaklarda Türkler gezerdi. Şimdi olduk burada yabancı biz. Olduk yabancı biz. Şikayetimiz bu. Adamların memleketinde öyle şu anda savaş var mı memleketlerinde? Yok. Neredeyse bitti. Bitti. Niye gitmiyorlar memleketlerine? Niye gitmiyorlar? Hep yerleştiler buraya. Vatandaşlığı sattılar. Satın aldılar. Ve para veren vatandaşlık hakkını satın alıyor. Ya vatandaşlar. Ben yapıyorum beyefendiler. Evet sadece bu. Peki efendim önümüzdeki seçimlerde kimi çöküyorsunuz? Vallahi önümüzdeki seçimlerde Tayyip Erdoğan neredeyse onun karşısında kim varsa ona oyumu vereceğim. Yani şu anda memnun olan var mı bu liderden? Birçok vatandaş yani memnun olan da var. Memnun olan da var. Olsun o zaman memnun olanların suyu gayet iyi herhalde. Durumu gayet iyi. Geliri güzel. Boş ver uyanmayı. Herhalde iyi olanlar eğer işi bunlardan menfaati olanların iyiyse verecekler. Allah bir gün herhangi bir emekli var mı durumundan memnun olan? Yani ben emekliyim, benim maaşım gayet yeterli diyen de var. Yeterli diyen var. Evet. Ya yani en büyük paramız ne beyefendi? En büyük 200. Paramız 200 lira. 200 liralar ne alabiliyor? 1 kilo peynir alabiliyor musun? 1 kilo yarım kilo eti zorla alıyorsun. Bu durumda memnunum diyor adam. Nasıl 7500 liralar beraber memnunum? Yeme diyor, et yeme. Et yeme. Ha, ne ye? Affedersin hayvan. Hayvan gibi ot mu yiyeceğiz? Ot mu yiyeceğiz? Ama kendilerine ne yiyor? Kendilerine yani ne yiyor? Et pahalıysa yemem, araba pahalıysa binmem diyor. Binmem, tamam. Araba çıkarttılar, çok güzel, takdir ediyorum. Ama o arabayı alacak olan vatandaş kaç kişi var? Kim alacak? Çıkarsınlar 500-600 bin liralık bir araba. Normal vatandaşlar belki durumu orta halli olan da alır. 1,5 milyar liraya arabayı kim alacak? Alır işte, 50-60 bin kişisi alır. Sıraya girer alır, doğru.
Teşekkür ederim. Rica ederim kardeşim. Bir şey konuşalım. Böyle gelirseniz abi sevinirim. Tabii. Evet. Ben abi, şimdi merak ettiğim bir şey var. Herkes bir şey konuşuyor. Bütün arkadaşlar doğruları söylüyor. Yanlışları da söyleyenler. Sadece benim merak ettiğim bir tek şey var. Evet. Acaba merak ediyorum. Hükümet ne demektir? Hükümet şofördür. Şofördür değil mi? Evet. Benim tabirimde hükümet halkını personel düşünen demektir. Halkını düşünmeyen hükümet, hükümet değildir. Bugün burada, şurada bu kadar kalabalık görüyorlar millet. Ben genellikle AKP'lilere söylüyorum. Buradaki milleti görüyor, diyor ki cebinde parası var. Şerefim üzerine yemin ediyorum, şuradaki dolaşan halkın cebinde 5 kuruş parası olmayanlar var. Yemek yiyemeyenler var, aç kalanlar var. Yani vesaire vesaire. Kirasında yemesin diyor abi, evindeyiz. Benim anlatmak istediğim şu. Öyle söylüyorlar yani. Yok abicim, öyle bir şey yok. 6 bin lira kira, 2 bin lira kira verirken 6 bin liraya kira çıkıyorsa ve buna hükümet ses çıkarmıyorsa, haklıdır diyebiliyorsa ben başka bir şey söyleyemem. Haksızsam şuradaki arkadaşlar desinler ki haksızdır. Bugün gidiyorsun, soğanı sen kaç alıyordun? 5 lira alıyordun kiloya. Bugün gidiyorsun, soğan kaç para oldu? 35 lira. Domatesi alıyordun, 5 liraya 2,5 liraya domatesi alıyordun. Bugün gidiyorsun domatesi 29 lira 30 lira. Peki kim alabilecek? Kim alabilecek? Ne zamandır alıyorsun? Ne zamandır alıyorsun? Hacı. Kaç bu ay aydan oldu? Bu aydan kaç itibaren başladı 29 lira. 18 seneden beri soğan 30 lira mıydı da? 2 sene pandemi oldu. Hangi 18 seneden bana bahsediyorsun, söyler misin? Savaş olmuş. Ben senin kardeşim, bak sevgili dostum. Ev sahibi bir dakika, özür dilerim. Şu iğneyi var ya, bir saniye. AKP'si yok abi. AKP'si yok. Vicdanı anlatacaksın. Ben AKP partide düşünmüyorum. Şuraya bakacaksın. Bir dakika hocam. Kusura bakmayın. Önce biz millet olarak biz dürüst olacağız. Nasıl? Fırsatçıyız. Bir dakika hocam, bir dakika. Fırsatçıyız. Tamam, dinliyorum. Nasıl dürüst olacağız? Fırsatçıyız. Ne yapıyorsun? Adam kira yardımı yapıyor. Ev sahibi oradan diyor ki olmaz diyor, o 5 bin lira yapmış. Ben 7 bin lira yapmam lazım. Öbürküsü bakıyor, o 7 bin lira yapmış. Olmaz diyor, ben 10 bin lira yapmam lazım. Denetim niye yapamıyorum? Peki. Denetim mi? Çok söyleyeyim sana. Şu anda bakın, şu anda adli olarak kanunlarla ilgili maddeler yazıyorlar. Şu anda açıklamayı da yaptılar. Bütün ev sahipleri de şunu iyi bilsin. Açık konuşayım. Bu kanun çıktığı zaman kendi hesap sorulacak bunlardan. Ya insana vicdan kalmamış. Olan o ara vatandaşı olacak. Yani pahalı pahalı kira verenler. Bakın, bakın. Mesela pahalı kirasını birden bire 4'e katladığı için. Bakın, bir şey söyleyeyim. Ben de kiradayım. Kirasını birden 4'e katladığı için millet birbirini vurmaya başladı artık. Eğer ödeyemiyorsan avradını öde filan diyenler var. Farkında mısın? Onu diyenler kendilerine desinler. Birbirlerini yiyorlar artık. Ev sahipleri ve kiracılar birbirine girdiler. Abi söyleyebilirsin. Benim oğlum Fakdes'le burada avukatlık yapıyor. İnan baba diyor. Davadan ellerimiz diyor, ev sahibi ve kiracı davalarından diyor sıkıldık diyor. Yer yok diyor. Doğru. Peki sen de diyorsun ki kanun çıkacak da düzelecek de şudur da budur da. Şimdiye kadar 20 yıldır bu hükümet. 20 yıldır hükümet çıkartmadı da seçime bir ay kala mı çıkartacak bunları? 20 yıldan beri mi bu şey var? Bir saniye. Şey dedi. Az önce beyefendi bir dakika. Az önce dedi ki pandemi var. Az önce dedi ki pandemi oldu, bilmem ne oldu. Bir dakika beyefendi. Az önce dedi ki pandemi var dedin. Bilmem ne oldu. Şu savaş oldu. Rusya'da olmadı mı pandemi? Rusya'da pandemi olmadı mı? Avrupa'da pandemi olmadı mı? Sadece bizde oldu. Evet, sadece pandemi bizde oldu. Evet. Orada yok. Onlar da sen enflasyonun kaç olduğunu biliyor musun? Kaç? %6, %7, %10. Bizde devletin verdiği kanlar %80. Aslında %160. Şimdiye kadar kanun yapmadı, şimdi mi kanun yapacak? Kanunda her şeyin bir zamanı vakti var. Nasıl bir şey mi? 21 sene doğru yazdı canım kardeşim. 21 seneden beri mi bu sıkıntı var? Abicim, bir dakika. Çok beklediğim bunu öngörüp ona göre bir yasa çıkarması lazım değil miydi? Aylardır insanlar birbirine kavga ediyor. Bu 2 seneden beri olan bir şey. 21 senede kanun yapamadı, şimdi yapacak öyle mi? Bana bir müsaade edin, ben arkadaş bir şey söyledim. 2 seneden beri bir olay oldu. Kiralar yükselmiştir. Bak, ben bunu inkar etmiyorum. Patates, soğan da yükselmiştir. Bunu da inkar etmiyorum. Ama velakin ben şuna bakarım. O 18 sene beni yönetmiş, böyle bir sıkıntı olmamış. 2 tane bir yorgunluk olmuş. Az bir yorulmuş. Ben bundan vazgeçerim. Yok öyle şey. Bu kadar yapılan hizmetleri göreceğim. 2 patates, soğana
ben bundan vazgeçiyorum diyeceğim. Olmaz böyle bir şey. İnsan olarak, insan olarak, insan. Ben daha öncesini de gördüm. Ben gece 3'ünde hastanede kaldığımı da biliyorum. Gece, bakın böyle şey deme bana. Ben gece 3'te, 12'de Göztepe SSK hastanesinde sabaha kadar bekler. Listemi yapar, girebilirsin. Hala bekliyoruz kardeşim. Neyi bekliyorsun? Hala bekliyoruz. Telefonunu alıyorsun. Hala bekliyoruz. Telefonunu alıyorsun. Telefondan alıyorum, ben oraya neyi gidiyorum. Bekliyorsun? Adam, benim sıram geliyor. Adam bakın, bunu dün akşam bir takipçimiz gönderdi, takipçi görüyor musunuz? Tamam olabilir, takipçi. 500 yataklı Mehmet Akif Şanlıurfa Hastanesi'nde dün gece saat 12.05 geçe görüyorsunuz kalabalığı. Doğru. Yani örnek verdiniz ya siz, onu söylüyorum. Hastanemiz var ama değil mi? Şehir hastanelerimiz var. Doktorlarımız var mı efendim? Başka doktorumuz da var. Var mı doktor? Başka hastanelerimiz de var. Ben de seçiyorum. Hangisi yoğunluktaysa bir dakika. Hangisi yoğunluk varsa bir dakika beyefendi. Hangisi yoğunluk varsa bir başka hastaneye gidiyorum. Ben rahatlığımla kapımın önünde hastanem. Siz memnun musunuz? Ben memnunum. Teşekkür ederim hocam. Şimdi, teşekkür. Şimdi bir saniye. Tamam. Ben size memnun bir soru sorayım. Ben anlamıyorum. Memnun olana bir şey değilim abi. Değilim. Ben hakikati, memnun değilim. Hakikati örtmem. Şu anda sıkıntı var mı? Bakın bir dakika. Şu anda sıkıntı var mı? Var. Bunu örtmüyorum. Ama velakin. Belki. Ben size çok basit bir soru soracağım. Abicim bir misal edin. Pardon, bir misal edin. Ameliyat etme. 7 senedir uğraşıyorum. Bir varışı aldıramadım. Ya adam çocuğunu hastaneden alamıyor. Sevgili dostum, bir misal eder misin? Arkadaşlar bir şey soracağım. Buyur abi. Demin dediniz ki siz kiralardan bahsettiniz, doğru mu? Kira yardımı yapıyor dediniz, doğru mu? Kira yardımı yapıyor dediniz. İhtiyaç sahipleri yapıyordum. Bakın sözünüzün arkasında söyleyin. Arkasında durun. Hayır, bakın. Yarın İhtiyaç seyredeceksiniz, aynı şeyi aynı şeyi dinleyeceksiniz. Bak, kendi ağzınızla dinleyin. Ben ne söylüyorsam arkasındayım ama. Kira yardımı yapıyor dediniz. Kira yardımı ihtiyaç. Benim iki tane dükkanım var. Birisi burada, birisi Avcılar'da. Bandemir'de benim dükkanlarım kapalıyken ben niye yardım alamadım? E ben de pandemide çalışmazken bana da maaş öde, maaşımı ödedi. Kaç ay verdi? Ödemedi. Ne kadar pandemi süreci? Kaç ay verdi? Ne kadar? Kaç ay maaş aldın? Ne kadar cezam varsa dışarı. Kaç ay maaş aldın? 3 ay aldım, 4 ay aldım. Ne kadar pandemi kaç ay? Ne kadar çalışmadıysam. Her ay maaş aldın mı? Aldım. Söz çıkartır koyarım ortaya. O dönemde işsiz olan birçok tanıdığım vardı aldım benim. Aldım ya. Sadece 1 veya 2 ay alabildiler. Yok, yalan söylemiyorum, aldım. İnkar etmiyorum. Ha birebir çalıştığım maaştan değil. Devletin vermiş olduğu neyse ücret, onu aldım. Ben annem için randevu alacağım. İki aydır randevu alamıyorum. 182 arıyorum. Hastanelerde randevu veriyor, randevu vermiyorlar. Ha bir de şöyle söyleyeyim, hani alınmasın kimse. İhtiyarları boş verin abi. Gençlere bakın, gençlere. Adamların cebinde para yok. Adamların cebinde son parasını kumara veriyorlar. Telefonda kumara oynuyorlar, iddia oynuyorlar, uyuşturucu kullanıyorlar. Gençlerde para yok abi, gençlere bakın. İhtiyarlar ölmüş zaten, bir şey kalmamış. Bu ülkenin geleceği gençler. Gençlere bir özen gösterin ya. Kim gençlere ilgileniyor? Kim gençlere bakıyor? Adam mezun olmuş, iş bulamıyor. Çalışamıyor. Cebinde 5 kuruş parası yok adam, gençlerin. Var. Hepsi sürünüyor. Kaç mı var? Kaç mı cebinde? Arayan bulur. Bende karta var para. Kartı arayan bulur. Borç kredi kartı var. İş arayan bulur. Sen genelleme konuşma. Yok kardeşim. Tamam sende var. Sende var. Bak ben çalışıyorum. Bak ben elektrikçiyim. Bak takımlarım cebimde geziyor. Her şey cebimde geziyor. Elektrikçiyim sen. Ben çalışıyorum. Ama gençlerin çoğu ya kumardır, uyuşturucudur, hırsı, hepsi onlara bulaşmış. Bir gençleri önem versinler. Bir gençleri kurtarsınlar. 14 Mayıs'ta tercih kimden yapalım? Vallahi ben size söyleyeyim. Ben kararsızım ama Tayyip'e kesinlikle oy vermeyeceğim. Hiç vermedim de. Hiç vermeyeceğim. Vermedim de. Biraz saygılı ol bak, konuşan insana. Abi senin oyuna kaldı ne demek? Bu adamın genelleme yapmayacak. Tamam da ben vermek istemiyorum diyor adam ya. Tam genelleme yapmayacak o zaman. Yok gençler şöyle, gençler böyle demeyecek. Abi kaç bak, onun gözlemi o şekilde. O zaman genelleme yapmayacak. Senin oyuna mı kaldı burada bilmiyorum. Evet, bu onun tamam, oyuna kaldı. Genelleme yapınca benim de bu adam da vatandaş. Da adına senin paran varsa ev. Tamam, senin varsa sıkıntı yok. Senin paran varsa olmayanlar var. Abi çalışırsan niye olmasın? Kim çalışır? Yatana kim para verecek kardeşim? Yatana kim para versin? Çocuk sen memnunsan sıkıntı yok. Tamam, teşekkür ederim abi. Hiç tartışma. Tek kelime söyleyeceğim, laf uzatmayacağım. Türkiye'de iki parti var. Biri Ana Muhalefet Partisi, birisi de AK Parti. Bak şimdi. Biz 30 senede 300 milyar para harcamışız. Şehitlerimiz mezardan kalkar bizi mahveder. Bak ben sana diyeyim. Trabzon Maçka'da 12 yaşındaki Eren Bülbül'ün ne suçu vardı? Bu adamın katilleriyle birlik niye yaptı Muhalefet Partisi? Tek kelime bu. Başka bir şey istemiyorum. Dağdaki keçisini güden, ineğini güden, 12 yaşındaki çocuğu öldüren
çocuk katillerine ortak olan bir muhalefetin söyleyeceği hiçbir şey yok bu ülkeye. Hiçbir şey yok. Abi, o çocukların yüreğimizde yanı yanıyor. Yüreğimizde ateşi yanıyor. Yüreğinde ateşi olanlar bir sorgulasın. Yüreği ateşi olanlar, bak yüreği ateşi olanlar sorgulasın. O çocuğun hiçbir suçu yok. Eyvallah. 3 gün önce Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Dedi ki son 2 yıldır faili meçhul hiçbir cinayetimiz yok dedi. Sinan Ateş'in o zaman cinayet, yani zanlısını buldular herhalde. Tamam. Şu nerede anda, o zaman peki kim abi? Abi içeride onların. Faili meçhul hiçbir. Faili meçhul diye yok. Onların hepsi şu anda suçlu ve içeride. Suçlu ve içeride. Nerede o zaman kim abi o zaman? Detayına girersek detayı derin. Anladın mı? Beykoz'da çiftlikte bir tane kanun kaçağı var. İşi organize eden o. O da içeride hepsi. Tayyip Erdoğan'ın emriyle onlar detaylı alındı içeride, hesabı görülecek. Yani adalet ve emniyet mekanizması aslında işlemiyor. Sadece Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla oldu bu iş. Yahu bir cumhurbaşkanı bir ülkenin şeyini şey yapmaz mı? Talimat vermez abi. Talimatını verir der ki bu. Hayır abi tabii öyle bir şey için talimat. Olaylar vardır. Talimat gerektirir. Bunun suçluysa gider emniyet alır. Bunun failini aç. Emniyet alır, hukukta onun, yargıda onun cezasını verir. Gerekli işlemi yapar. Şimdi Tayyip Erdoğan talimat verdi diye mi gitti tuttu? Tayyip Erdoğan emniyet de işin üzerinde duruyor. Tamam mı? O emniyet de işin üzerinde duruyor. Cumhurbaşkanımız da talimat veriyor ki bu olayı üstü kapatılmasın, bu olayı açıklığa çıksın. Yani Cumhurbaşkanımızın talimat vermediği bazı olaylar bazı demek ki bazı kapatılabilir. Bak sessizliğe gömülüyor bu bizim ülkemizde. Sen bunu anlaman lazım. Sessizliğe gömüldüğü için Cumhurbaşkanımız da dedi ki özel Süleyman Soylu'ya bilgi verdi. Bunun failini bulacaksın dedi. Araştıracaksınız. Detaylı araştıracaksınız. Çünkü bu olay birilerinin üstüne yıkılmak istendi. Ama ne? Şu anda içeride olanlar da tamamen mafyadan suçlu bir tane baron, suçlu baron. Bu adam içeride şu anda. Peki, teşekkür ederim. Hesabı adalete verecek. İnşallah. Bu kadar basit. Teşekkürler.